Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde beynin kısımlarından ön beyni görmüştük. Bu dersimizde de beynin diğer kısımları olan orta beyin ve arka beyin kısımlarını göreceğiz. Orta beyinle başlayalım. Orta beyin pons'un üzerinde beyincik ile ara beyin arasında kalan kısımdır. Görme ve işitme reflekslerinin de gerçekleşmesinden sorumludur. Örneğin fazla ışığın olduğu ortamda göz bebeklerimizin küçülmesi, az ışığın olduğu ortamda göz bebeklerimizin büyümesi, ve yine yan taraftan biri yaklaştığında başımızı aniden o tarafa çevirmemiz bir görme reflekstir. Bundan da orta beyin sorumludur. Ve yine ses duyan bir köpeğin kulaklarının dikleşmesi de bir işitme reflekstir ve orta beyin sorumludur. Orta beyin ayrıca kas tonusunu düzenleyen merkezleri de içerir. Yani kas tonusunun düzenlenmesinde orta beyin görev yapar. Kas tonusu kaslarımızın hafif kasılı olması durumudur. Arka beyin pons, omurilik soğanı ve beyincikten oluşan kısımdır. Pons ya da diğer adıyla varoli köprüsü sadece memelilerde bulunur. Beyinciğin iki yarım küresi arasında impuls iletimini sağlar. Ve yine pons vücudumuzun sağ ve sol tarafındaki farklı kasların çalışmasını da düzenler. Ayrıca omurilik soğandaki solunum merkezinin çalışmasını da düzenler diye söyleyebiliriz. Beyincik ön beyinle yapısal olarak benzerdir. Aynı ön beyin gibi dışta gri madde, içte ise ak madde bulunur. Beyincik iki yarım küreden oluşur. Vücut duruşu ve dengenin kontrolünü sağlar. Yani beyincik denge ve hareket merkezi olarak görev yapar. Vücut duruşunun sağlanmasında beyin yarım kürelerindeki dokunma, işitme ve görme merkezleriyle iletişim halindedir. Örneğin gözlerimizi kapatıp merdivenlerden inmeye çalıştığımızda dengemizi kaybederiz, hatta düşeriz. Bu durum beyin kabuğundaki dokunma, işitme ve görme merkezleriyle iletişim halinde olduğunun bir göstergesidir arkadaşlar. Dengenin sağlanması ve hareketin gerçekleşmesinde. El göz eşgüdümü beyincik kontrolüne iyi bir örnektir. Eğer beyincik hasara uğrarsa gözler hareket eden cismi izler. Ancak cismin durduğu noktada duramaz. Yine cisme yönelik el hareketleri de bozulur diye söyleyebiliriz. Omurilik soğanı omuriliğin devamı niteliğindedir. Yapısı omurilikle benzerdir. Aynı omurilikte olduğu gibi dışta ak madde, içte ise gri madde bulunur. Omurilik soğanı sinirin, solunum, boşaltım, dolaşım ve karaciğerin şeker ayarlamasını sağlar. Yine yutkunma, hapşırma, öksürme, kusma, çiğneme, kan damarlarının büzülmesi ve genişlemesi gibi vücut içi reflekslerinin gerçekleşmesinden de omurilik soğanı sorumludur. Dikkat ederseniz omurilik soğanı hayatsal tüm olayların gerçekleşmesinden sorumlu. Dolayısıyla omurilik soğanı zarar gören bir insan yaşayamaz, ölür. Dolayısıyla da omurilik soğanı hayat düğümü olarak da adlandırılır arkadaşlar. Beyinden vücuda giden motor sinirler omurilik soğanında çapraz yaparlar. Beynin sağ yarım küresinden çıkan motor sinirler omurilik soğanında çapraz yaparak vücudun sol tarafına, beynin sol tarafından çıkan motor sinirler omurilik soğanında çapraz yaparak vücudun sağ tarafına giderler. Orta beyin, pons ve omurilik soğanından oluşan kısma beyin sapı adı verilir. Beyin sapında retiküler formasyon adı verilen bir kısım bulunur. Duysal filtre gibi işlev gören retiküler formasyon beyin kabuğuna hangi bilginin iletileceğini belirler. Örneğin gece uykuda bebeğinin sesini duyan bir anne bebeğinin sesini uyanırken çok daha yüksek bir sese belki de uyanmaz. Bir annenin bebeğinin sesini uyanırken dışarıdan gelen başka bir sese uyanmaması retiküler formasyondan dolayıdır. Çünkü retiküler formasyon önemli ve önemsizi ayırır. Eğer önemli bir bilgi ise beyin kabuğundaki ilgili merkezlere iletir. Eğer önemsizse beyin kabuğundaki ilgili merkezlere iletmez. Dolayısıyla arkadaşlar tekrarlamak gerekirse beyin sapının merkezinde bulunan retiküler formasyona da verilen kısım duyusal filtre olarak görev yapar. Evet arkadaşlar bu dersimizde orta beyin ve arka beyin kısımlarını gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.